Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere in oyasıyla menekşenin, bir diğer adıyla Japon çiçeğinin yapımını, bütün detaylarıyla baştan sona yapımını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tohumunun nasıl yapıldığını, damarların nasıl yapıldığını, yapraklarını, artırma tekniğiyle nasıl ilerlendiğini, eksiltme tekniğini, ortasının nasıl başlandığını, yuvalarını bütün detaylarıyla yavaş yavaş güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir video olur. Videoya geçmeden önce lütfen sizden ricam, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada biraz hastayım. O yüzden özür diliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sesim biraz değişik ve kötü çıkıyor. O yüzden hakkınızı helal edin. Bir de arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız eğer lütfen emeklerime destek olmak için beğeni yapmayı da, beğen butonuna basmayı da unutmayın. Bu kötü sesim için şimdiden çok özür diliyorum arkadaşlar. Hemen videoyu uzatmadan başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şu şekilde açık mavi bir ip kullanarak başlıyorum. Yani şu ipimle çiçeğimin yapraklarını oluşturacağım. Kullandığım iğne de bu şekilde bir iğne arkadaşlar. Siz değişik değişik iğneler deneyin. Eliniz hangisine daha yatkınsa onunla yapmaya devam edin diye tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar, ipimin uzun olan tarafını şu şekilde parmağımın üzerine koydum. Sonra bakın, bu önden arkaya doğru olacak. Şu şekilde parmağımda bir halka oluşturdum. Ve buranın altından iğnemi geçirdikten sonra iki sefer düğüm yapıp başlatıyorum. Başlattıktan sonra da arkadaşlar, parmağımdayken, henüz parmağımdan çıkarmadan buraya 5 adet birbirine eşit olan zürafalardan yapacağım. Birinciyi yapmıştım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Şu şekilde düzeltelim düğümümüzü. Evet. Bakın, ikinci zürafa da oldu. Şu ipimi biraz şöyle parmağımda iyice sıkışık olacak şekilde ayarlayayım. Evet. İkinciyi yaptım. Şimdi üçüncü. Sonra dört. Ve şimdi beşinci zürafamı yapıyorum. Sonra arkadaşlar, burayı elimle şu şekilde tutuyorum. Yani zürafalarımı elimle düz bir şekilde tutuyorum ki çektiğimde kıvrılmasınlar. Bakın, şuradaki ipi çekiyorum bu şekilde. Zürafalarımı tutarak sıkıca çektim. Bakın, bu şekilde bir şey oluştu. Sonra arkadaşlar, bu zürafalar sağ tarafa bakacak şekilde elimde çeviriyorum. İlk baştaki zürafanın içine direkt ipimi yürütüyorum. Bakın, burada zürafa yapmıyoruz arkadaşlar. İpimi oraya çıkarıyorum sadece, onun tepesine. Bu şekilde ipimi direkt zürafanın tepesine çıkardım. Şimdi de o yaptığım 5 zürafanın üstüne daha büyük olan 5 zürafa daha yapacağım. Yani 5 zürafa parmakta sarılıyken 5 zürafa da çıkardıktan sonra elimizde yapıyoruz. Buradaki yaptığımız zürafalar bizim yapraklarımızı oluşturacağımız yuvalar arkadaşlar. Bunların içine yapraklarımızı yapacağız. Her birinin tepesine batarak bu şekilde zürafalar yapıyorum. Bakın, 3 tane oldu.
Dördüncüyü de yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu noktaya geldiğimizde de şimdi elimle şu şekilde bunu şöyle şurada sıkıştırıyorum. Yani burayı. Sonra arkadaşlar bakın şu başladığımız ilk zürafa. Kamera netlesin tekrar göstereyim. Bakın. Şuradaki ilk zürafanın içine batıyorum arkadaşlar. Ve buradaki ilk başladığımız ipi de arasında sıkıştırarak son zürafamı, son yuvamı bunun için oluşturuyorum. Buraya batarak oluşturuyoruz yani. Bakın bu şekilde bir yuva oluştu arkadaşlar. 5 adet çiçek yuvamızı oluşturduk. Şimdi en son yaptığım zürafadan sonra tekrar çiçeği sağ tarafa bakacak şekilde çevirdim. İkinci kez çevirmeyi yaptım. Şimdi de arkadaşlar bakın ilk yuvamızdan başlayacağız. Burası bizim ilk yaprağımız olacak. Bunun içine 3 ile başlayacağız. Yani 3 zürafa ile 1 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar 3 zürafayı yaptıktan sonra artırma tekniği ile devam edeceğiz. 3 zürafayı yaptıktan sonra başa döndüm. Ve şimdi bakın artırmaları bu ilk başta yapıyoruz arkadaşlar. Bunun içine bir zürafa yaptım. Sonra ortadakine gelip batırıyorum iğnemi. İkinciyi yaptım. Kameramı da netledikten sonra devam ediyorum. Üçüncüyü yapıyorum şimdi. Şöyle ipimi ayarlayayım. Evet. Şimdi de bu noktada dördüncüyü yapıyorum. Bakın, üçün üstüne dört zürafa oldu. Evet, şimdi de başa dönüyorum. Ve ilk zürafamı bu şekilde ilkinin içine yapıyorum arkadaşlar. Bakın şuna değil, buraya yapıyoruz. Ve bu şekilde artırarak ilerliyoruz. Artırma tekniğini yapamıyorum diyen arkadaş çok oluyor. Hem bu videodan faydalanabilirsiniz, hem de sadece artırma tekniğini anlattığım bir videom var. Kanalımda isterseniz onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada daha ayrıntılı bir şekilde de anlatmaya çalıştım artırma tekniğinin nasıl yapıldığını. Artırma tekniğinde en önemli püf noktalarından biri köprülerinizi doğru atmak arkadaşlar. Alttaki köprü doğru olursa üstüne rahat bir şekilde artırma yapabilirsiniz. Ayrıca şu baştaki zürafaların ve sondaki artırmaların boyunu ortada yaptığınız zürafalarla aynı boyla yapmaya çalışın. Bakın 3 tane ile başlamıştım. Şimdi 6 zürafa yaptığım sıraya kadar çıktım arkadaşlar. Şurayı. Evet. Bakın. Bu şekilde 6 zürafa oldu. Son artırmamı yapacağım. Sıraya başlayacağım şimdi arkadaşlar. 7'ye kadar artırıyoruz.
bu Japon çiçeğini yaparken. Bu arada oyalarınızın daha muntazam, ütülü gibi durması için de zürafanız yaptıktan sonra bakın şu şekilde elinizle tutun ve burayı sıkı çekin arkadaşlar. Bakın ben şöyle bir parmaklık kullanıyorum. Onunla böyle sıkıca çektiriyorum arkadaşlar. Düğümleriniz sıkı oturursa hem bir sonraki yaptığınız zürafa daha muntazam durur, hem de bütün oyanız muntazam durur, ütülü gibi durur arkadaşlar. Bakın. Şöyle dimdik duruyor bakın. Anlatabiliyor muyum? İnşallah anlaşılır oluyordur. Şimdi arkadaşlar 7'ye kadar artırdık. Şimdi oyamızı eksiltme tekniğine, bir diğer adıyla kesme tekniğine geçiriyoruz. Bakın her zaman şunun içine yapıyordum ya artırırken. Şimdi onun değil, hemen yanındakinin yani ikinci zürafanın içine batırıyorum ipimi. Onun içine düğüm yapıyorum. Bu şekilde 7'den 6'ya düşmüş oluyor. Bu şekilde bakın. 7 zürafadan 6'ya düşürdük. Tekrar başa dönüyorum. Bakın bir de şu püf noktası da var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi artırma yaparken bu attığım köprüyü zürafanın biraz daha sol tarafına doğru atıyordum. Ama eksiltme tekniğinde zürafanın tam ortasına atıyorum. Yalnız dikkat edin, sağ tarafına doğru değil arkadaşlar. Yoksa birden aniden ayarsız bir daralma olur. Zürafanın tam ortasına gelecek şekilde köprü atıyorum. Ve şimdi az önce de gösterdiğim gibi şunun içine değil, buraya. Yani artırırken her zaman ilk zürafanın içine zürafa yapıyorduk üste çıktığımızda. Eksiltirken de ilkinin içine değil, ikincinin içine. Yani karşıya atlayarak yapıyoruz ki bu şekilde azalmış oluyor üst sırada sayılarımız. Bakın 6'dan 5'e düşüyor burada da arkadaşlar. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Gene yandakinin içine gelerek zürafa yaptım. Şimdi 5'ten 4'e düştü bu şekilde bakın. Şu şekilde 3 ile başladık, 4'e kadar düşürdük. 3'ten 7'ye çıktık, 4'e düşürdük. Şimdi arkadaşlar en son kesme işlemini yapacağım. 3 tane daha yapacağım. Yani 3 zürafa yapacağım bu noktada. Ve sona geldiğimde de bakın şu şekilde geleyim. Üçe kadar geldim ve burada ipimi keseceğim. Şimdi bu yaprağın aynısından şuradaki diğer yuvalarıma da aynı işlemi uygulayarak 4 yaprak daha yapacağım. 5 yaprak elde edeceğim arkadaşlar. Size bu şekilde anlattığım şekilde videoyu isterseniz izleyerek, durdurarak, tekrar devam ettirerek dikkatli bir şekilde izlerseniz eminim siz de yapabilirsiniz. Yapamıyorum diyen arkadaşlar için söylüyorum tabii ki. Şimdi ben o 5 yaprağı tamamlayayım arkadaşlar kamera arkasında. Video çok fazla uzamasın. Normalde bu kadar uzun vakit alan bir şey değil zaten ama hem anlatıp hem yapmak tabii ki biraz
zamanı uzatıyor. Eliniz alıştığında, pratikleştiğinde çok kısa sürede biten bir şey aslında. Normalde mesela benim bir motifi tamamen yapıp bitirmem en fazla 20-25 dakikamı alıyor. Tamamen yani damarları, tohumu, yaprakları. Yani başından kalkmazsam, dikkatli bir şekilde yapmaya çalışırsam 20-25 dakikada bitirebiliyorum. Tabii motiften motife de değişiyor arkadaşlar. Şu an anlattığım model o şekilde. Şimdi ben hemen 5 yaprağı tamamlayıp geliyorum. Sonra birlikte devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar size şu ayrıntıyı da göstermek istedim. Şimdi diyelim ki yaprağın yarısına geldiniz ve ipiniz bitti. Şurada bakın çift düğüm attım. Köprüden sonra bitirdim. Şimdi arkadaşlar burada yeni ip alırken bakın şu şekilde ters tutup şuradan bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Sonra çeviriyorum. Bakın bu köprü bu ikisinin arasında kalacak şekilde yapacağım. Şimdi orayı göstermek istedim. Bazı arkadaşlar soruyordu çiçek yaparken yeni ip nasıl ekleyeceğiz diye. Genelde videolarda yeni ip ekleme videolarında yemeni de zürafa çevirirken anlatımlar var. Bu şekilde çiçek yaparken de nasıl ip ekleneceğini göstermiş olayım arkadaşlar. Evet bakın bunu arada bıraktım. Yaptığım düğümle birlikte yürütüyorum böyle. Açılmayacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Sonra da burayı kesiyorum. Bu şekilde ilerlediğimiz zaman çiçekte hiçbir şekilde açılma olmayacak. Düğümlerimiz açılmaz yani. Onu arada bıraktık ve üstüne düğüm gittik arkadaşlar. Aynı şekilde şurada anlattığım adımlarla ilerleyeceğim. Şimdi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar. Bakın bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederek 5 tane yaprak elde ettim. Şimdi arkadaşlar çiçeğimiz bu noktadan sonra şekillenmeye, kendini göstermeye başlayacak. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde beyaz ipimle şuradan ipimi sabitleyeceğim. Sonra çiçeğimin etrafını zürafa dönmeye başlayacağım. Bu arada ip yürütmüyorum içinde arkadaşlar zürafaların. Direkt etrafını zürafa gidiyorum. Bütün zürafaların içini düğümleyerek zürafalarımı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimizin bütün etrafını ilerleteceğim. Aralıklarını da sadece bu üst kısmını zürafa yapıyoruz bu arada. Şu dibine inmeyeceğiz arkadaşlar. Bu artırmadan eksiltmeye geçtiğimiz köşeler var ya. Oradan diğer köşeye kadar yani 7'den 7'ye bakın o 7'ye geldim bu noktada. Şimdi diğer şuradaki 7 zürafa olan yere ipimi atlattım. Bu şekilde 7'den 7'ye. Bu ipi aşağı indiren arkadaşlar da var. O şekilde de yapabilirsiniz eğer isterseniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Bu arada inşallah unutmazsam videonun sonunda fiyat bilgisi de paylaşacağım arkadaşlar. Böyle motifleri namaz örtüsüne kaç tane yapmanız gerekir? Ne kadara yapıp satabilirsiniz?
Bununla ilgili naçizane görüşümü sizinle paylaşacağım. Şimdi video fazla uzamasın. Ben bütün çiçeğin etrafını döneyim arkadaşlar. Sonra birlikte damarın ve tohumun nasıl yapıldığına geçelim. Evet hanımlar, bakın şimdi de çiçeğimin etrafını bu şekilde beyaz zürafa geçtim. Bu arada arkadaşlar şurayı şöyle göstereyim. Burayı en son aşamaya kadar kesmiyorum. Ki bunu şu şekilde sabitleyip düğüm yapacağım şimdi arkadaşlar. Bakın. Hem oradaki tohumun ipini hem bu damar yapacağım ipi birlikte tuttum. İkisini birlikte düğümlüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ikisini birlikte kesebilirim. Şimdi arkadaşlar, bakın arkadan düğüm yaptım. Şimdi ipimi şu şekilde öne geçirdim buradan. Şöyle bir kamera sabitlesin. Evet. Şimdi arkadaşlar damarın yapımına geçelim hemen. Şuradan ilk ipimi yürüttüm. Sonra buradan arkadan öne geliyorum tekrar ilk yuvaya. Ve şimdi buradan bakın bu şekilde. Arkada şu şekilde bir görüntü oluyor. Önde de bu şekilde. Sonra tekrar yandakinde yuvadan öne geçirdim. Şuraya batıyorum. Buradan öne geldim. Tekrar yuvamızın ortasından arkaya geçirdik. Ve şimdi şuradan öne geldik ve ortadan arkaya geçirdik. Tekrar göstereyim. Buradan ipimi tekrar öne geçirdim yuvadan. Şuraya batırıyorum. Arkadan direkt şundan bakın. Bu şekilde öne geliyorum. Ve şundan tekrar öne geldim. Ve şimdi arkaya geçirdim ipimi. Renklerden dolayı tam belli olmasa da bu şekilde arkadaşlar bakın arkadaki görüntüsü böyle, öndeki görüntüsü de böyle. Şimdi diğer damarlarımı da tamamlayayım ben. Sonra damar bittikten sonra bu ortaya güzel bir tohum yapacağız. Tohumu genelde arkadaşlar çok soruyorsunuz nasıl yapıldığını. Onu anlatmaya çalışacağım. Güzel, kolay bir şekilde yapabileceksiniz inşallah bundan sonra. Hemen diğer damarları tamamlayıp geliyorum ben. Şimdi arkadaşlar bakın. En son damarımı yaptığımda ipim arkada kaldı ya. Şimdi şu tohum olan yerin şöyle ortasından ipimi öne getirdim. Ve iğnemi şu şekilde bakın bu ip altta kalacak şekilde iğnemi ipin üstüne koydum. Şurayı. Şu ipimi de şöyle biraz kısalaştırayım. Evet. Bakın. Burası altta, iğne üstte. Şimdi arkadaşlar sarıyoruz bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Şöyle bir düzeltelim. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ben 50 tane sarmayı tercih ettim. Şimdi arkadaşlar ipimizi buradan
Şöyle dikkatli bir şekilde tutup yürütüyoruz. Bakın. Bu arada bakın şuradaki ipi tutuyorum arkadaşlar. İp elimden hiç kaçırmıyorum. İğnenin başında tutuyorum. Bu püf noktalarına dikkat ederseniz, ipinize iyi hakim olursanız hiç çözülmeden sardıklarınızı ipinizden yürütebilirsiniz. Bakın. Şunları hiç bırakmıyorum. İpimi çekmeye devam ediyorum. Bakın hala şurayla tutuyorum arkadaşlar. Son aşamaya gelene kadar hep tuttum. Ve şimdi bu noktada bakın. Şu ipimi düzelteyim. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ya. Bunu nasıl şöyle kıvrımlı bir hale getireceğinizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu noktadan şöyle iyice bir gerelim. Elimizde sıkıştıralım. Biraz sıkışık olsun. Şöyle kameramızı da güzelce sabitleyelim. Evet. Bakın. Şimdi bu noktadan şöyle elimle kıvırıyorum arkadaşlar. Bir kıvırma işlemi yapıyoruz. Şu şekilde. Bakın. Alıp içe doğru kıvırıyorum. Bunun bu şekilde durmasını sağlamak için şöyle içe doğru kıvırarak bu şekildeyken önce bir şöyle arkaya ipimi yürüttüm. Bakın biraz orada şöyle bir kıvrılma oldu. Sonra tekrar şu noktadan iğnemi çıkardım ve şöyle içe doğru kıvırıyorum. Bu şekilde kıvrıldı elimizle. Şimdi de bunu yanlardan sabitleyelim. Sonra da ipimizi arkada kesiyoruz arkadaşlar. Kesip geleyim hemen. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde tohumumuzu da tamamladık. Şimdi de arkadaşlar yanına yeşil yapraklar yapacağım. Oranın da hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Şu köşede ipimize iki düğüm atıyoruz. Ve bu şekilde bir yuva oluşturuyoruz. Sonra ipimizi başa çeviriyoruz. Bakın en başa getirdim. Şöyle 3 tane pırpır yapıyorum. Ve ipimi başa çeviriyorum. Biraz kamerayı yakınlaştıralım. Sonra da bu şekilde üstüne iki zürafa başa dönüyorum ve tek zürafa. Bu şekilde arkadaşlar. Bundan iki yeşil, bir mavi olmak üzere aynı işlemi tekrar ederek tamamlayayım ve bitmiş haliyle geleyim şimdi.
Hanımlar, yeşil yaprakları tamamladım. Şimdi de bu şekilde bunların üzerine açık mavileri yapacağım. Onu da göstermek istedim. Bu şekilde çift düğüm attım. Şunların tepelerini yapıyoruz arkadaşlar. Tepelerini derken yani pırpırların tepelerini. Buraya da az önce olduğu gibi 3 tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde 3 pırpır yaptıktan sonra ipimi başa döndürüyorum. Bu şekilde üzerine iki zürafa yapıyorum. Sonra dönüp eksiltme tekniğiyle bir zürafaya düşürüyorum. Ve tepede kesimler olacağı için çift düğüm atıyorum arkadaşlar. Ben bu noktada daha pratik olması için hiç ipimi kesmeden direkt devam ediyorum arkadaşlar. Çift düğüm attım. Çünkü daha sonra kesimlerimi yapacağım. Bu şekilde gene 3 pırpır. Sonra da ipimizi başa döndürüp zürafalarımızı yapıyoruz. Şimdi ben devamını kamera arkasında tamamlayayım ve çiçeğimizin tamamen bitmiş haliyle modelin kendini ne kadar güzel gösterdiğini birlikte şahit olalım arkadaşlar. Evet hanımlar, bakın çiçeğimizin bitmiş hali de bu şekilde. İsmini Hercai diyen var, Japon çiçeği diyen var, Menekşe diyen var. Artık siz adına ne derseniz öyle olsun. Şimdi videonun sonunda size fiyat bilgisi de vermeye çalışayım. Arkadaşlar böyle bir motifi mesela ilk zamanlar başladığınızda bitirmeniz bir tanesi 1 saat kadar sürse, bir mevlüt örtüsü yaptığınızı düşünün. Mesela sadece tek ön kenarı oyalı olduğunu düşünün. Yani bu şekilde çiçekli. 11-12 tane motif gider. Bir de kayaları var. Örtünün ipleri var. Örtünün kumaşı var. Bütün bu maliyetleri mesela malzemeleri karşıdan olursa siz sadece emeğiniz için 150 liraya, 180 liraya işçiliğinize göre fiyat biçebilirsiniz bence arkadaşlar. Yani bir örtünün sadece çiçeklerinin yapımı, yani çok hızlı yapsanız, oturup iyice zaman ayırsanız en az 12 saatinizi alır. Bir de kayaların yapımı var. Örtünün zürafaları, fil dişi. Yani dediğim gibi işçiliğinize göre, ona ne kadar zaman ayırdığınıza göre bir fiyat vermenizi tavsiye ederim. Bence 150 ile 180 arası işçiliğe göre fiyat verebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Her gün sizler için yeni bir model yayınlamaya çalışıyorum. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız hemen telefonunuza bildirim gelir ben yeni video yüklediğimde. Ve yeni modelleri ilk izleyenlerden olabilirsiniz. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.